Merhaba baba. Müsaadenle bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ben buraya sizi parçalamaya gelmedim baba. Ben yıllarca bu avlunun ıslak kokusuna hasret bir şekilde uyandım baba, her sabah. Bu evde yaşadıklarımı, çocukluğumu, okul günlerimi, bayramlarımızı, akşam eğlencelerimizi hiçbir zaman unutmadım. Baba, anladım ki ben buradan başka hiçbir yerde nefes alamıyorum. Ben buraya bir umudun peşine tutunup geldim. Özüme, köklerime, çocukluğuma dönmek istedim. Ama hayal ettiğim gibi olmadı, evet, ama yanlış anlama, sana hiçbir şekilde kızgın değilim. Sana hiç kızgın değilim baba. Size yaşattıklarımı gördükten sonra keşke gelmeseydim dediğim de çok oldu. Ama ben sevmeyi, güvenmeyi bu evde öğrendim. Ve sevmeyi, güvenmeyi öğrendim. Bu ilk kere aile ocağına hiçbir zaman küsmedim baba. Madem gelişimle bu ocağın dağılmasına sebep oldum, şimdi bunu geri toplamak da benim boynumun borcu. Halamla, kardeşlerimle konuşacağım. Eski huzurunuz, dirliğiniz geri gelecek. Ne olursun burayı satma. Baba, bunu yapma ne olursun. Ne olur hatıralarımızı yok etme baba. Sana söz veriyorum, bundan sonra ne istiyorsan onu yapacağım. Hiçbir şekilde seni üzmeyeceğim. İnadımdan vazgeçeceğim, senin gözüne gözükmeyeceğim. Bir daha benimle ilgili kimseden de hiçbir şey duymayacaksın baba. Eğer huzur bulacaksan Antep'ten de giderim. Senin inadımdan vazgeçerim dedin. Yana çekip gitme. Baba, beni istemiyorsun. O zaman söyle. Söyle, nasıl huzur bulacaksan öyle yapayım. Bütün bir aile değil. O zaman sen de gelir. Çocuklarının başına durur. Zaten Kadriye doğum yapacak. Seyit Ali hareketli çocuk. Bu yaştan sonra kadıncağız. Çocuk peşinden mi koşsun? Hiç olmazsa sen de ona yardım eden. Ama bak, bu konağa gelirsen bir daha gitmek yok. Tamam. Tamam, tabii ki. Tamam baba.